Evet arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Uzun zamandır anlatıyorum. Mining yapmak için rig kuracaksınız. Bunun için size en önemli parça ekran kartı biliyorsunuz. Ekran kartınız ne kadar iyi olursa aldığınız mehaş o kadar artıyor ve kazım gücünüz de artıyor. Dolayısıyla daha iyi bir gelir elde ediyorsunuz. Sonrasında anakart geliyor sıralamada. Niçin? Ekran kartlarını çalıştırmak için ve internete bağlanıp bu operasyonları yapmak için önemli bir parça. Sonra riser'lar geliyor, sonra power supply geliyor vesaire vesaire. Bu sıralamayı değiştirebilirsiniz. Ama bu sıralamada ilk sıraya oturacak olan şey rig'i oluşturacağınız materyal değil. Ne demek istiyorum? Sürekli söylüyorum ama bazı arkadaşlar inatla alüminyum ve benzeri rig'ler satın alıyorlar. Şimdi işi büyütürseniz o işi de yapan arkadaşları üzmek istemiyorum ama şunu söylemek isterim. İşi büyütürsünüz. 1, 3, 5 değil, 20 makine, 10 makine, 30 makine, 50 makine kurarsınız. O zaman uğraşacak zamanınız olmaz ve gidersiniz alüminyum o hazır riglerden, rig kasalarından alırsınız. Parçalarınızı onun üzerine dizip işletmeye başlarsınız. Ama görüyorum aldığım mesajların çoğunda soruyorum mesela bana danışmanlık için danışan arkadaşları da soruyorum. Yardım isteyen arkadaşları da soruyorum. Ne kadar bir bütçe ayırıyorsunuz bu işe diye. 30 bin diyen var, 40 bin diyen var. Yani ekseriyeti 30 bin, 50 bin lira yatırım yapmayı düşünen arkadaşlar. Bu böyle olunca zaten ekran kartı bulamıyorlar. Bulamıyoruz, hiçbirimiz bulamıyoruz. Parçaları bulmakta güçlük çekiyoruz. Bir de üstüne gidip tanesi 800 liraya, 1000 liraya veya daha fazla fiyatlara kasa almaktansa eldeki imkanlarla ekran kartlarınızı taşıyacak kadar bir kaide oluşturmak sizin elinizde. Bunun için de ekstra para harcamanıza gerek yok. Söz gelimi oraya 1000 lira vereceğinize o parayla en azından riser'larınızı alırsınız. Ya da power supply'ınızın bir miktarının parası oradan çıkar. Burada da şunu demek istiyorum. 3 senedir çeşitli rig tasarımlarına kafa yoruyorum. Gittim bir tane halden domates kasası aldım. Onun üstüne astım kablo kelepçeleriyle ekran kartlarını. Şu şekilde konumlandırmak suretiyle. Sonra o tasarımı değiştirdim. Diklemesine önceki videolarım da var. Üst üste koyarak bir tasarım oluşturdum. Daha sonra klasik bir rig yaptım. Kartlarımı yan yana dizdim. Orada ısınmanın düzgün olmadığını gördüm vesaire. Bunlar hep videolarımda var. Bu dakikaya kadar videolarımda riglerin hazırlanmasına vesaire fazla yer vermemiştim. Ama bu videoda yeni bir makine toplayacağım, küçük bir makine toplayacağım. Onu yaparken ekran kartı dizliminden ya da ayarından daha çok rigi beraber yapacağız sizle. Bunu göstereceğim size. Gayet basit. Biraz eliniz yatkınsa konuya. Yani nasıl söyleyeyim? Yapboz oynamışsınızdır. Ya da ne bileyim Lego falan oynamışsınızdır böyle küçükken. Bu da bunun gibi bir şey. Yani gidip sanayiden ya da olduğunuz yerdeki marangoz bir abinizden böyle tahtalar alacaksınız arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hani üstünü sildirmedim dahi. Olabilecek en ucuz tahta bu kavak ağacı dedikleri. Ne bileyim şurada çam ağacından oluşan kare bir tahta var, çıta var. Böyle elinize geçirdiğiniz şeylerle rigi toplayacaksınız. Nelere ihtiyacınız var? Bir parça ahşap tutkalına ihtiyacınız var. Olsa da olur, olmasa da olur ama aralara sürdüğünüz zaman daha güçlü bir yapıştırma sağlar. Benim buradaki gibi elektrikli kesme aletleriniz olmayabilir ama şu gördüğünüz kıl testere hemen hemen bu işin en iyisi. 50 liraya, 70 liraya satılıyor. Bunun milyoncu da daha ucuzları da var. Çünkü siz bir kere kullanacaksınız. Benim gibi sürekli kullanmayacağınız için yüksek paralar vermenize gerek yok. Efendime söyleyeyim, metreye ihtiyacınız var. Yani hemen hemen her evde bulunabilecek şeyler bunlar. Evinizde bir metre vardır. Bundan ya da bir şerit metre şeklinde. Bir tane keçeli kalem ya da kurşun kalem. Ölçtüğünüz yerleri çizmeniz için. Gibi gibi aletler var. Ben bunu yaparken zımba tabancası kullanıyorum. Şarjlı mat kaplı vida atıyordum eskiden. Şimdi daha önceki videolarda da gördüğünüz zımba tabancası var. Çıtaları yan yana getiriyorum arkadaşlar. Tasarım yaparken böyle bu şekilde. Şu araya bir parça tutkal sürüyorum ve üst taraftan zımba atıyorum. Siz ne yapabilirsiniz? Siz bir tane vida atabilirsiniz buradan. Ya da emanet bir şey bulursunuz. Onunla vida atabilirsiniz. Ya da sanayiye götürüp bir ustadan ama tabii
ölçülerinizi yaptıktan sonra usta bunu toplar mısın diye küçük bir siftah parası atarsınız ya da 20 30 50 lira atarsınız, toplattırırsınız. Yani bahane üretmeyin dostlar. Onu söylemek istiyorum. İstedikten sonra bunu evinizde de yaparsınız. Küçük bütçelerle de yaparsınız. Alüminyum rig kullanılır mı, kullanılmaz mı? Kullanılır, elbette kullanılır. Ama bir tane makine yapacaksınız. 3-5 kuruş yövmeyi doğrultmak için. Gidip de 1 milyara alüminyum veya benzer malzemeden hazır rig satın almayın arkadaşlar. Yani en azından benim fikrim bu şekilde. Malzemeler bunlar gördüğünüz gibi. Şimdi bu rigi beraber toplayalım istiyorum. Siz de görün nasıl oluyor ve fikir sahibi olun. Hadi beraber toplayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi elimizde ne var? İlk önce ona bakacağız. Bir tane anakartımız var. Bir tane power supply'ımız. İki tane bu karttan olacak. Bunları bu şekilde rahat rahat çalışabilirsiniz. Niye söylüyorum? Çünkü kullandığımız materyal ahşap. Herhangi bir statiklenme, herhangi bir statik elektriğe mahal vermez. Şasi yapmasına mahal vermez. O yüzden olabildiğince fazla parçalara dokunmadan şu şekilde yanlarından tutarak sadece ölçü alarak rigimizi dizayn edeceğiz. Ondan sonra beraber toplayacağız. Şimdi başlıyorum işleme. Siz de görün. Evet, bu aralık 20 santim. Riser'la beraber kartımızın oturması için gerekli alan. 20 santimlik bir kaide yapma peşindeyiz. İki ekran kartımızı şurada konumlandıracağım. Power supply'ı burada ki rig denge merkezi olarak da ortalansın. Kartların ağırlığı burada, power supply'ın ağırlığı burada. Taşıma esnasında vesaire dengesiz olmasın istiyorum. Şimdi onu yapalım. Tahtalar olabildiğince düz olsun dostlar. Mesela şu biraz yamuk, bakın. Onu kullanmamaya çalışıyorum. Siz biraz da düzgün tahta kullanabilirsiniz. Benim elimde bunlar vardı. 15 santim power supply'a boşluk verelim. Mesela şöyle olsun, 15-16 santim. Bunun hemen yanına anakartımız gelecek. 25 santim gibi. 1 santim, 2 santim boşluk bırakıyorum. Milimetrik ölçü çıkarmanıza gerek yok. Kaba taslak. Evet, 25. Hep 1 santim paylı. 3 santim boşluklu bırakıyorum. Şuraya power gelecek. Buraya anakart gelecek. Bir tane ekran kartını hemen anakartın üzerinde konumlandırmayı planlıyorum. Bir tanesini de hemen yanında. Ekran kartımın ölçüsü nedir bakayım. O da riser'la beraber 15 santim görünmekte. Şöyle şuradan 3 santim yine boşluk bıraktım. Buraya geldim. 15 santim diyor. Ben 2-3 daha veriyorum. 18. Evet. Bu tahtalarımız buradan kesilecek arkadaşlar. Sonradan 2 santim daha bıraktım. Evet sevgili arkadaşlar. Bu buradan kesilecek. Şimdi üst katı da buna göre dizayn edeceğim için burada almam gereken referans riser'la beraber ekran kartının rahat bir şekilde buraya olması. Böyle yaptığım zaman gördüğünüz gibi riser burada kalıyor arkadaşlar. Genişletiyorum. Riser'ın bir de USB girişi olacağı için bir parça da onun için pay bırakıyorum. Bu boşluk bizim için ideal bir boşluk. Ölçüyorum şimdi ne kadar arası. 19 santim yetecek arkadaşlar. Bu toparlamayı şimdi 19 santime göre yapacağız. İki tane 19 santimlik parçaya ihtiyacımız var. Şimdi tam köşelerden olmak zorunda değil. Bir parça içeriden de yapabilirsiniz. Bu şekilde alt kaydı birleştireceğiz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Üst taraf da bitti. Tahta biraz yamuk olduğu için hafif bir yamukluk söz konusu ama bu bizi etkilemiyor. Üstüne çorba koymayacağız nihayetinde. Durması yeterli. Bu alt kaidemiz. Bu üst kaidemiz. Bunu şimdi köşelerden birleştireceğiz. Tekrar bir deneme yapıyorum. Duruyor. Güzel. Şu an ben bu parçayla birleştireceğim için bunun yüksekliği benim için önemli. Çok yüksek olmasını istemiyorum. En fazla power supply'ın geliştiği kadar olsun istiyorum. Bunu da şöyle koyarsak ne kadar? 12 santim ideal.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi rigimizi tamamladık. Bazı yerlerde kullandığımız ahşabın azizliğine uğradık. Çatladı, döndü vesaire ama genel olarak işimize yarayacak gibi bir biçime soktuk kasamızı. Şimdi montajına geçiyorum. Beraber toplayalım. Bu eski nesil bir anakart. Bunda mining olur mu olmaz mı soran arkadaşlar da oluyor. Onlara buradan cevap vermiş olayım. Evet olur. Şu girişler önemli bizim için. PCI Express ve onun gibi hemen küçüğü. Bunlar AGP slotlar. Bunlar işimize yaramıyor arkadaşlar. Bu makineyi yani yaklaşık 20 bin lira olan ekran kartlarını, iki kartı bu 500 liralık. Hatta belki piyasada şu anda 100 lira da etmeyecek bir anakartın üzerinde çalıştıracağız. Şimdi başlayalım toplamaya. Dikkat edeceğiniz husus şudur. Hiçbir komponenti sabitlemeyin ilk başta. Önce bir provanızı yapın. Denemenizi yapın. Ona göre sabitleyin, hareket edin. Anakartı burada konumlandırmayı düşünüyorum. Ekran kartını bir koyalım üstüne. Nasıl olacak bakalım. Evet arkadaşlar, geldi ekran kartımız. Bunu şu kabloyla bağlamayı düşünüyorum. Riser yerine. Bunu da sağ olsun İstanbul'da bir arkadaş tavsiye etmişti bana. Bazen bazı kartlar Riser'da görmüyor, sorun yaratabiliyor. O yüzden böyle bir kablo aldık. Bu ekran kartını bununla bağlamayı düşünüyoruz. Şimdi bu böyle gelecek arkadaşlar. Bu kablo da buraya. O yüzden şöyle provasını yapıyorum önce. Evet dostlar, gördüğünüz gibi hesaplamalarımız doğru. Yetiyor ekran kartımızı bağlamak için bu şekilde. İkinci ekran kartı da zaten Riser'la bağlayacağımız için şuralarda filan konumlandırabiliriz. Biraz daha açabiliriz. Yani demem o ki anakartın konumu hemen hemen uygun bir noktada. Buraya sabitleyebiliriz şimdi bunu. İki tane küçük civata yetecek. Yaklaşık şu ebatlarda. Köşelerinden tutturmam kafidir diye düşünüyorum. Bir tane şuradan atabiliriz arkadaşlar. Evet, buradan tutturduk. Çok fazla sıkmamaya özen gösterin. Bordu vesaireyi çatlatmanızı istemem. Evet, anakartımızı sabitledik arkadaşlar. Şimdi power supply'ı konumlandıralım. Bu da hareket etmesini istemiyorsanız altına birer parça çift taraflı bant kullanabilirsiniz. Ben şu banttan kullanıyorum. Şöyle göstereyim size de. Şimdi bakıyoruz nereye gelecek power supply. Kalemle şöyle göz kararı çizin. Biraz da hatta bu tarafa yakın olsun. Kablolar rahat rahat geçsin ekran kartlarına. Şöyle çizin. Olabildiğince yavaş hareket edin arkadaşlar. Hiçbir parçayı bir diğerine kurban etmeyin. Dikkatli davranın. Şöyle geldik. Göz kararı uzunluğunu ayarlıyoruz. Ortaladık, yapıştırdık arkadaşlar. Kestik. Buna da aynısını yapıyoruz. Çift taraflı bantlarımız hazır. Bunu abartmaya gerek yok. Çünkü bu sürekli hareket edip bir yerden bir yere taşınacak bir parça değil. Dolayısıyla fazla bir yapıştırıcı vesaire kullanmanıza gerek yok. Sadece sallanmasın. Küçük hareketlerde yerinden oynayıp kabloları zorlamasın istiyoruz. Çalışırken de dağınık çalışın. Hiç sorun yok. Atın yerlere çöpleri. İşe odaklanın. İş bittikten sonra temizliğinizi yaparsınız. Şimdi power supply'ı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Tekrar kontrol ediyorum. Güç girişi arkada. Oturtturacağım ve bastıracağım. Şöyle yerinde kalmış olacak arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi anakarta güçleri vesaireleri bağlayalım hemen. Evet arkadaşlar, bağladık. Bir tane şurada P4 gücüne ihtiyacımız var. Onda da PCI değil CPU yazacak. Şurada. Şu ikisi şu arkadaşlar ekran kartı için. Burada bu da ekran kartı için. Buradaki anakart için. Biraz derli toplu durmasını istiyorum işin doğrusu. Şöyle sarabilirsiniz. Ya da aşağı sarabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan getireyim, daha iyi olacak. Burada olayımız nedir? El ayağı dolanmasın. Evet arkadaşlar, kullanabildiğiniz kadar çok kablo kelepçesi kullanın. Acımayın.
Kablolarınız derli toplu olsun. Normalde rig toplarken bu kasa işlerini vesaireyi videoya çekmiyorum. Çok önem atfetmediğim için. Bu videomuzu da bununla ilgili video çekmemi talep eden dostlara ithaf etmiş olayım. En azından nasıl yapılıyor fikir sahibi olsunlar. Fırsat bulduğum sürece bu işi öğretmeye, anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Elimden geldiğince de çok mesajlara cevap vermeye çalışıyorum. Bazılarına yetişemiyorum. Hakkınızı helal edin. Evet arkadaşlar, anakartımızın güç girişlerini vesaireyi bağladık. Onu hallettik. Şimdi ekran kartlarımızı dizmeye geldi sıra. Şu kabloyla bağlayacağımız ekran kartımızı şöyle konumlandırıyoruz. Bağlantısını yapıyorum. Kablonun gerilmemesine, zorlanmamasına gayret ediniz. Dikkat ediniz. Evet dostlar, bir ekran kartını buraya bağladım. Kablo yetecek mi acaba, ona bakıyorum. Azıcık oynatırsam yetiyor arkadaşlar. Güç bağlantısını yapıyorum. Evet arkadaşlar, bunu bağladık. İsterseniz ekran kartını sabitleyebilirsiniz. İsterseniz sabitleme edebilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ben şimdilik sabitlemiyorum. Diğer kartı da yerleştireyim yerine. Bu kartımız da şöyle dursun sevgili arkadaşlar. Bunu da gücünü bağlayalım. RX 6800 XT Red Devil adında bir kart bunlar. Bayağı beni uğraştırdı. Ama en sonunda Allah'a şükür bunları da canlandırmayı dün akşam başardım. Evet arkadaşlar, bunda riser'a ihtiyacımız yok. Onu direkt az önce gösterdiğim kabloyla bağladım. Burada bir adet SATA gücüne ihtiyacımız var. Onu ayıklayalım aradan. Bu ikili bir rig olacağı için kablo biraz daha rahat. Kablo enflasyonumuz yok. Toplaması da işin doğrusu zevkli geldi. Küçük yatırım yapmak isteyen arkadaşlar böyle bir şeyle başlayabilir. Ama bugün baktım ekran kartlı fiyatları yine almış başını gitmiş durumda. 12-13'lük ekran kartları 19 bin liraya satılıyor. Girmek isteyen arkadaşlar bu işe ya girmesinler ya da artık düşünüyorum, araştırıyorum noktasını geçsinler arkadaşlar. Çünkü film koptu. Film kopmuş durumda. Size de tavsiyem, ya kararınızı verin, girin ya da girmeyin. Zira piyasa gerçekten yüksek, bayağı yüksek durumda. Şunu da şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu hemen şuraya bağlayalım. Evet arkadaşlar, onu da bağladık. Şöyle biraz daha çekeyim, rahat dursun. Kartların arasını olabildiğince açmaya gayret edin. Isınmasını istemiyoruz. Ya da birbirinden çıkan ısının birbirini etkilemesini istemiyoruz arkadaşlar. Özellikle yaz aylarında şu kalın gördüğünüz kablolar hamur gibi oluyor. Riser'la bağladığımız ekran kartımızı da getirdik. Anakarttaki yuvasına oturtturduk arkadaşlar. Şu anda bu bir SATA ve bir Molex girişi çıkışı artmış durumda. Onları da getirip şöyle bağlayarak riginizin kenarına sabitleyebilirsiniz. Onlar da orada derli toplu dururlar. Çünkü dediğim gibi onlara ihtiyaç yok şu an arkadaşlar. Bir de oyuncu arkadaşlardan küfür yemesek, beddua yemesek ne kadar güzel olacak ama. Adamlar counter oynayacak diye ya da ne oynuyorlarsa artık. İstiyorlar ki bu işten kimse para kazanmasın. Kimse yatırım yapmasın. Eleştiriye açığız. Her konuda eleştiriye açık bir insanım. Ama işin içine küfür ya da beddua girdiği zaman üzüldüğümü belirtmek isterim. Ve bazen de dayanamayıp iade ediyorum sahiplerine. Saygıyı bozmayacağız arkadaşlar. Ekran kartı ben bile mesela bundan 5 ay önce tanesini 1000 liradan 1500 liradan satılığa koyduğum zaman girecektiniz, alacaktınız. Ortalık şu an toz duman. Ekran kartı almak şimdi akıllarına geldi galiba arkadaşların. Bulamayınca da girip bizim videoların altında bize küfür ediyorlar. Teessüflerimi bildiriyorum onlara da buradan. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Bir tane açma tuşu. Onu da makinenizi açıp kaparken zorlanmayın diye şöyle bir kenara bağlayıp orada bırakabilirsiniz. Aç kapa yapmamanız adına, yaparken aç kapa yaparken zorlanmamız adına. Bunu da böyle koyduk dostlar. Şuradan şöyle basarsınız, açarsınız. Bunun içinde de ne var? Sihirli iksirimiz var.
Tercihinize göre Revos, tercihinize göre Hyvos işletim sistemi var bunun içinde de. Dün akşam ayarlarını yapmıştım. Bunu da USB 3.0'dan sisteme bağlıyorum. O da tamam. Bu rig çalışmaya ve kullanılmaya hazır hale geldi arkadaşlar. Şu şekilde ağırlık merkezinde olabildiğince dengeledik. Power burada, kartlar burada. Şöyle gördüğünüz gibi dengede. Çirkin mi oldu biraz? Evet, çirkin oldu. Ama bizim derdimiz bunlardan, bu arkadaşlardan verimli bir şekilde kazım yaptırıp düzgün maaş almak ve paramızı kazanmak. Bu tahtanın ne renk olduğu, tipi, biçimiyle ilgilenmiyoruz pek. Daha önce de söylediğim gibi. Bu da bu şekilde oldu. Biraz da yakından göstereyim size. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi anakartımız şu alt katta. Kablolarını bağladık az önce de gösterdiğim gibi. Red Devil ekran kartlarımız burada. Şöyle bağladık. Power supply'ımız sağda. Anakartımız burada. İki kartlı, üç kartlı bir sistem için böyle bir rig kuruyoruz. Bunu da size ölçülerini vermek istiyorum arkadaşlar. Metreyi açıyorum bir yandan elimle. Şöyle uzatalım bakalım. 70 santim arkadaşlar burası. Işık yansıttığı için tam düzgün görünmüyor. 70 santim. Şöyle geliyorum. 30 santim arkadaşlar. Yüksekliğe geliyorum. Yükseklik de arkadaşlar 16 santim, 17 santim gibi düşünebilirsiniz. Bu videoda bu şekilde. Umarım işinize yaramıştır. Evet arkadaşlar, huzurlarınızda. Şimdi makineyi ateşliyoruz. Bismillah diyoruz. Bastık. Revos'un komut ekranı gelmeye başladı. Şöyle paketleri açıyor. Böyle geldi. Bu fanların dönmesi çok mutluluk verici bir şey. Neden? Çünkü makine kazımı başladı demek oluyor bu. Klavye takalım ve hemen size göstereyim. Evet arkadaşlar, 44 ile başlamış maça açılır açılmaz sonra bir süre sonra ayarlar oturuyor. 62 MH'la toplamda 123 MH'la kartlarımız da şurada görünüyor, gördüğünüz gibi kazıma başlamış durumda. Bir tanesi riser'la çalışıyor kartlarımızın, bir tanesi şu uzun aktarma kablosuyla bu şekilde. Şu kabloyu bana gösteren arkadaşa da tekrar buradan teşekkür ediyorum. Bu iş yardımlaşma işi. Hep söylüyorum. Birbirimize el vererek nafakayı kovalayacağız arkadaşlar. Bu rigimiz de sahibine hayırlı olsun. Tekrar hoşça kalın diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah hepimizin kazancını bereketli etsin. Sağlık sıhhatten ayırmasın. Allah'a ısmarladık.